Yeni Nesil Kafasından yine herkese merhaba. Beraberiz girişimcilik ekosisteminin, bir girişimcinin yolculuğundan size haberler vermeye, deneyimler aktarmaya devam ediyoruz. Melek yatırımcı, mentor Ömer Erkmen'le beraberiz. Yeni Nesil Kafası olarak. Ömer abi bugün ne konuşuyoruz? Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10, 20, 30. 10, 20, 30'da kalmıştık. Neydi 10, 20, 30? Yani en son bölümde ne konuşmuştuk? Biraz bize onları da hatırlat. Tabii. Pitching yani sunum. Yatırımcı sunumu yatırımcı olmasa bile sunumu, hep her zaman. Ürün sunumu, fikir sunumu, kendinin sunumu. Neyse yani kendini pitch etmek biliyorsun şeyden geliyor demiştik. Film. Film endüstrisinde insanlar yapımlarını birbirine hala öyle satıyorlar. Hala öyle satıyor. Pitch ediyorlar. Pitch etmek demek. Hiç sadece fikirse ayaküstü anlatmak da demek olabilir. Bu asansör konuşması dediğimiz şey. Uzun uzun konuşmuştuk onu bütün bölüm. Hatta bayağı kendimizi beğenmiştik hatırlarsa. Kendimizi beğendik. Bu konuda iddialıyız dedik. Bu konuda iddialıyız. Bir pitching sunumunda, bir yatırım sunumu, satış sunumu, işte kendini anlatma sunumunda hangi sayfalarda ne olmalı, sıralaması ne olmalıya kadar konuştuk. Kime nasıl sunacağına göre nasıl neyi değiştirmen lazım, niye güncel tutman lazım. Aynen öyle. Onun da bir MVP'si yani gün yüzüne çıkabilir en basit versiyonu olması lazım demiştik. Orada işte kendimizle gurur duymuştuk. Gurur duyduk. Hatta şey dedik, yatırım almak istemediğin yatırımcılara önce bir git. Yani kesin ben zaten bunlardan yatırım almam dediğin yatırımcılara bir git, sun. Zaten onlardan yatırım almayacağın için hatayı orada yapabilirsin demiştik. Bir de onlar çok daha sert, hani sözlü tokat dediğim şeyi yapıyorlar. Sert davranıyorlar. Doğruları, gerçekleri söylüyorlar. Sen de yüzleşiyorsun onlarla. Gerçekte hedeflediğin yatırımcıya gidiyorsun. Tabii onu teknoloji uyum eğrisine, döngüsüne de bağlamıştık hatırlarsan. Tabii. Onun da erken uyananları var. Yani bu sunumu bir erken uyanan yatırımcıya ya da bir erken benimseyen yatırımcıya yaparsan alma şansın daha yüksek. Hı hı. Evet, büyük bir yatırım olmayabilir, devamı gelmeyebilir ama en azından seni yola çıkarabilir demiştik. Peki orada tabii ki yani bu o kadar büyük bir konu ki aslında. Yine tabii ki ben her konumuza çok büyük ve önemli demeye devam yani, ediyorum. Devam. devam artık takılma. Takılma. Ama önemli yani. İyi bir sunum yapamayınca anlatamıyorsun kendini yani. O yüzden iyi bir sunum bir girişimcinin ekosistemine en azından başlarken çok önem verdiğimiz bir konu yani. Öyle bir de şöyle düşün, o bir zihniyet, bir zihin hali, bir mindset o. Niye? Çünkü sen eğer sunumuna işte problemini, kimin problemi olduğunu, çözümünü, onu nasıl anlattığını bir şeyle katamıyorsan hiçbir yere yapamazsın. Ürününe de yapamazsın, reklamına da katamazsın. Hmm. Anladın mı? O bir şey, o bir bakış açısı ya da mindset dediğin şey o. Yatırımcıya nasıl anlattın, müşteriye nasıl anlattın da etkiliyor tabii, diyorsun. Tabii, aynen. Allah Allah. Peki orada... Çünkü senin nasıl anladığının yansıması ya. Nasıl anlattın, nasıl anladığının yansıması mı? Ama belki içine kapanık biriyim, anlatamıyorum çok. O zaman biliyorsun 3 tane şeyimiz vardı. Yapıcı, yırtıcı ve yaratıcı. Aynen. 3 tane rol var aslında. Rol var. O 3 rolü en az 2 kişi üstlensin demiştik. Tek başına yola çıkma demiştik takım. Kaç bölüm? Tabii. 10 bölüm önce. Onu da tekrarlamakta fayda var. Evet, yani. Evet bence de. Biz de unutuyoruz. Tekrar iyidir. O zaman sen mesela, sen diyelim ki içine kapanıksın çünkü sen kod yazıyorsun mesela. O zaman sen yapma sunumu. Kim yapsın? Yırtıcı olan ya da yaratıcı olan. Ya da beraber yapsınlar. Diğer ortağın ya da diğer ortakların yapsın. Evet, iyi bir çözüm olabilir. Yok, bazen şundan dolayı dedim. Yatırım alma aksiyonunu biz hep işte kurucu ortaklara bırakıyoruz. Ama belki öyle bir pazarlama arkadaşı, ekibi aldık ki o ürünümüzü çok iyi anlatmaya başladı. Ve oradaki oluyor mu öyle? Olur ama aşamasına bağlı. Şimdi erken aşamaysa onu yatırımcılar sevmiyor. Hmm. Peki diyor, bu adam giderse yarın ne olacak? Niye kurucuyu ben görmüyorum karşımda? Hmm, diyor. Doğru, yok. Tabii. Yok, yatırım tarafını zaten başkası yapamaz. Evet. Yapmamalı yani. Ben de... Üründe de ama. Ürün eğer zaten tutmuş satan, senin kanal yapın var, satış müdürün var falansa o zaman başka. Hı-hı. Ama ondan öncesinde daha hani pazar, ürün pazar uyumunu yakaladın, yakalayacaksın ya. Hı-hı. Özellikle B2B satıyorsan, kurumlara satıyorsan o kritik yani karşındaki...
Hatta şeyde konuşmuştuk. Kime, mesela oradaki yönetim kurulu üyesinin senin alanında bir şey yaptığını biliyorsun. Sen söylemiştin onu. Evet, evet. Onu koyuyorsun oraya, bilerek yaptığını söylüyorsun gibi faktörler. Bunlar ancak kurucuların yapabileceği ya da o yapmasa bile, başkası hazırlasa bile onların anlatması gereken şeyler. Tabii tabii, bence de. Yani görmek istediğimiz yüz, önde olmasını beklediğimiz yüz erken aşamada özellikle her zaman kurucu ortaklar. Çünkü yatırımı kişiye yapıyorsun aslında. Erken aşamanın en büyük özelliği o. Fikre ya da ürüne değil, kişiye Doğru. yapıyorsun. Çünkü ne diyoruz? Pivot etmek diye bir kavram konuşmuştuk. Hı hı. Yani radikal bir değişiklik yapmak durumunda kalabilirler yolda giderken. Ürün şey değişebilir. Olur. Regülasyon değişir, ürün değişir, Covid gelir, bilmem ne gider, bir şey olur yani. Her şey değişir, o radikal de anlamda değişir. O zaman da tabii ki onu görmek istiyor yatırımcı. Yani ben öyle görmek tabii istiyorum. Tabii yok, ben de yani şöyle biraz da alışkanlık aslında. Yani 10 senedir herhangi bir erken aşamada işte atıyorum hissesi olmayan yeni gelmiş ekibe birinin bana bir şeyi anlatması. Yani özel bir durum yoksa tabii ki. Atıyorum anlatıyor, ben ürünü seviyor olabilirim, sektörü sevmiş olabilirim. Ya da işte atıyorum traction'larını, yaptıkları satışlardan etkilenmiş olabilirim. O zaman ekip arkadaşına şey diyorum, elinize sağlık, kurucu ortakla ne zaman tanışıyoruz? Evet. Hani o bir karar mekanizması aslında değil, olamaz değil, tabii, yani. Tabii. İlişki de. Noktası olarak okey, olsa da iyi olur aslında. Tabii tabii, ekiple şey tanışmak yok. Her zaman iyidir. Peki 30-20-10'da kalmıştık. 30-20-10 nedir, nasıl kullanılır? 10 tane slide'ın olsun tamam. Sunumunda. Bu genellikle yatırımcı sunumu ve yüz yüze yapılan sunumlar için. Genelde de geçerli ama daha çok orası için geçerli. Hı hı. Guy Kawasaki'nin bir önerisi bu. Diyor ki 10 slide'ı geçmesin sunumdaki slide sayısı. Toplamda 20 dakikadan daha uzun anlatma. Hı hı. Ve de kullandığın yazı karakteri 10 punto, 30 punto olsun. Yani 10, 20, 30. Hı hı. 10 slide, 20 dakika, 30 punto. Niye 10, 30 punto? Yani ben göremiyorum diye değil kesinlikle. Bir slide'daki toplam sunduğun şey sayısının az olması lazım. Hı hı. Bakınız Steve Jobs'un ve sonrasında da Apple'ın sunumlarına. Hep şey, bir cümle, bir görsel, bir tek, cümle, bir görsel. Tek bir şey anlatıyor her sayfa. Tek bir şey anlatıyor ve büyük puntolarla anlatıyor. Evet. Dolayısıyla illa onun gibi onu kopyalamaya gerek yok. Gerekiyorsa kopyalarsın da bir şey olmaz. Önemli yani. Değil. Patenti yok bildiğim kadarıyla. ama şey önemli yani, o insanın hani konuşmuştuk daha önce. Sihirli sayı 7 diye bir şey var. İnsan algısı aynı anda 7'den fazla şeyle başa çıkamıyor. Ki 7 bile çok. Hı hı. Normalde 5 civarında olması. Dolayısıyla bir görselde, bir yansıda, bir slide'da toplam en çok 5 görsel, 5 satır yazı. Maksimum o da yani. Maksimum, ha. Çok mecbursan 7. Bu arada o 5 ya da 7 işte satırın, görselin aslında tek bir mesaja anlatıyor olması da önerilir aslında. Önemli. Yani orada bir satır satışla alakalı, bir satır işte ekiple alakalı, bir satır yatırımla alakalı olunca dinleyen de hangisini anlayacağım ben, neyi düşüneceğim? Satışlarınızı mı düşüneceğim, yatırımınızı mı düşüneceğim, ekibinizi mi düşüneceğim, ürününüzü mü düşüneceğim, pazarınızı i̇şte mı düşüneceğim? O insanın bilişsel kapasitesinden geliyor bu sınırlamalar. Yani bilişsel karmaşaya düşmemen için senin karşında gördüğün şeyin bir bağlam olmak kaydıyla tabii. Çok kolay algılanabilir, hemen bir yerlere yerleştirilebilir olması lazım. Hı hı. Yeni aslında son bir senedir... Özge sağ olsun. Bana gelen bu yatırım sunumlarında şey de var. Mesela açıyorsun sayfayı animasyonsuz. Hani 5 satırda geliyor. O zaman ben okumaya çalışıyorum. 5 satırda okumaya çalışıyorum. Ya da 5 görseli de incelemeye çalışıyorum. Seyirci olarak, izleyen olarak, dinleyen olarak. Ama sen onu bana açıp bir cümleyi açtın, onunla alakalı konuştun. Bir cümleyi daha açtın. Animasyonunu getirirsen bana onu. Tabii. Yani ben seni dinlemek istiyorum. Ben kurucuya odaklanmak istiyorum. Bir de orada yazanı okumayacaksın hiçbir zaman. Tabii ki. O zaten yazıyor. Orada. Yazıyor zaten. Evet. Hatta yazma işte o yüzden. Evet. Görseller. Ya da onun bir şeyini, ipucunu yaz. Sonra üstüne konuş. Metrik yazabilirsin, sayı yazabilirsin. İşte atıyorum bir soru geldiğinde oraya tekrar dönebilmek için veriler verebilirsin, grafik koyabilirsin. Hani bunlar hep senin argümanını ve hikayeni destekleyecek veriler oraya koyulabilir. Bu 20-30-10 çok...
uyulmayan bir kural aslında. Güzel bir kural, ben beğeniyorum. Ben de uyumayabiliyorum. Çünkü şundan dolayı seyirci yine çok önemli bir yere geliyor. Şimdi ekosistem oyuncusuna sunuyorsan bunu, evet bu çok, işte bir VC'ye sunuyorsan, bir mentora sunuyorsan, bir hızlanma programına sunuyorsan, evet. Ama geleneksel endüstriler bu sunum tarzının farkında değil. Değil. Hele de işte atıyorum bir beyaz yaka girişimci olmaya çalışıyorsa falan, bilmediği bir sunum tarzı o. Abi buraya daha fazla şey koymamız lazım. İşte o danışmanlık kültüründen. Aynen. Yani danışmanlar sonuçta o sunumları satıyorlar ya, o evet, kocaman paraları. Sattık. Onun için ne kadar ne kadar utanıyorsun değil mi? Asla. Sattığım hiçbir şeyden utanmam. Bir şey söyleyeceğim, güzel. O ne kadar çok bilgi varsa orada o kadar çok para eder algısı var ya. Hani şey gibi, aslında bu da yanlış. Yani tamamen yanlış bence. Niye? Apple ispatladı bunu yanlış olduğunu. Yani bugün hala rakipleri ürünün özelliklerini satmaya çalışıyor. Kalabalıklaştırıyor. Fiyatı getiriyor. Doğru. Falan. Ama o ne yapıyor? Bir ihtiyacı ya da bir trendi satıyor. Bir vizyonu satıyor. Bir zihniyeti satıyor. Dolayısıyla sen aslında deneyimi satın alıyorsun. Ürünün yani slide'daki slide sayısını ya da slide'daki görsel ya da yazıları almıyorsun. Onun için burada bizim sunumlarımızın da o kafada olması lazım. Katılıyorum. Bence geleneksel endüstriler, danışmanlık endüstrisi olmakla birlikte başta bu problemin farkına varanlar var bence. Var tabii. Ve şunu yapıyorlar. Evet, hani yazılanlar ve çok fazla bilgi bombardımanı belli insanları etkileyebiliyor bence de. Bir de yani ama bunu nasıl yapılacak, nasıl hayata döndürülecek konusu çözülemediği için yıllarca artık biraz onu almaya başladık. Ama yine aynı yere geldik, zihniyet. Evet evet. Sen bunu, haklısın. Sen bunu mesela MVP kafasıyla bakmazsan buna. Evet. Şimdi çalışıyorsun X danışmanlık şirketiyle, ne diyor sana, işte 6 ay sürecek. 4 ay sürecek, işte haftalığı bu kadar diye kocaman bir şey çıkıyor, fatura çıkıyor. Tamam, okey, yani bir şey yok. İşe de yaram- Sektör böyle, aynen. İşe de yaradığı durumlar da var. Bir de işe yaramasını bir kenara bırak. O bir şey, diploma gibi bir şey. Hı-hı. Filanca kurumdan benim raporum var dediğin zaman dönüp bakıyorlar sana. Aynen diploma gibi. Yani. Aynen i̇şte öyle. Büyük, iyi bir üniversiteden diploma gibi. Yani bizim girişimcilik, yeni nesil girişimcilik dünyasında bunun anlamsız olduğunu biliyoruz. Hı hı. Kullanılabileceği yerler olduğunu da biliyoruz. Hı. Ama bu dünyanın ne yapması lazım? Denemeye ve MVP kavramına önce müşteride, mesela önce en üstteki yöneticilere sunma. Bölüm birim müdürlerine sun, sonra bölüm müdürlerine sun, hı hı, sonra direktörlere sun, sonra üst düzey C-level'a çık gibi. Hı hı. Ama işte orada da kendi imajı var ya, aa bilmem kim bu ne biçim sunum getirdi der diye. Şimdi orada da şöyle bir parantez içinde şey verelim, ipucu ve geleceğe atıfta bulunalım. Bizim biliyorsun içinde bulunduğumuz bir startup dostu kurumlar ya da kurum işbirliği, startup işbirlikleri konusundaki verimsizliği çözmek için kurduğumuz bir platform var. Bu kar amaçlı değil, orada bir takım markalar olacak ama o markaların hiçbirisi bunun sahibi değil ve olmayacak. Biz bile içindeyiz yani YNK olarak. Ama niye biz içindeyiz? Çünkü onu görüp, onun farkında olup bu bakış açısını nasıl biz yayarız çalışanlarımıza? Ki mesela onlar da danışmanlardan isteklerini değiştirsinler diye. Çünkü danışmanlar bunu kötülük olsun diye yapmıyor ki, onlar istediğini vermek için. Müşterini istiyor. Gayet normal yani. Aynen öyle. Ama işte normal olmayan da normalliğini normalliğini kaybetmeye başlamış, verimsiz olduğu için, hı hı, olanların da bu bakış açısına gelmesi lazım diyoruz. Onları da davet edeceğiz. Bir konuğumuz da o ekipten olacak, evet, bir kurumun temsilcisi. Ama aslında o kurum adına değil de platform adına gelecek buraya. Evet. Evet, burada bu arada ilginç bir yönetim tarzı benimsiyoruz. Ben onda da değinmek isterim. Daha da değiniriz. Hı hı. Kimsenin bunun sahibi olmaması çok ilginç bir şey. Evet. Kim bunun sahibi? Kim başlattı bunu falan? Beraber başlatıldı. Yani kolektif bir başlangıç oldu ve bir problemden yola çıktı. Gerçekten bir problemden yola çıkarak bu problemi yaşayan veya yaşadığını düşünen kurum çalışanları, kurumlar değil başta. Kurumlar değil. Kurum çalışanları gelerek
bu problemi nasıl adresleriz, nasıl çözeriz diye aslında kolektif bir çalışma yaptı ve sonra kurumlar dedi ki, aa, böyle bir çalışma mı yaptınız? Evet, biz bunun destekçisi olacağız dediler. Bize öğretin diyenler var. Biz de yapıyoruz, biz sizinle paylaşalım, bak bunları yaptık diyenler var. Çünkü bu hiç kimse aynı değil ya birbirisiyle. Hı. Herkes bir boyutta biraz daha ileri gitmiş öbürüne göre. Hı hı. Bazısı çok yeni başlıyor, bazısı bayağı ilerlemiş. Normal yani. Ama her alanda her şeyi çok iyi yapan kimse yok zaten. Öyle olsa burada olmazdı yani. Başka bir yerde olurdu. Benim çok ilgimi çeken şuydu. Biz bir tanışma toplantısı yaptık işte. Sen de vardın. İşte neredeyse kaç 7-8 banka vardı. İşte bilmem ne telekomlar vardı. İşte boru şirketleri vardı. Yani perakendeciler vardı. Perakendeciler vardı. Yani ve rakipler birbirlerinin evet. Rakipleri çok fazla şirket oradaydı. Ve hani ben oradaki açıklığa çok şaşırmıştım. Bütçeler konuşuluyor, yapılan yanlışlar konuşuluyor. Onu nasıl çözdük? Biz böyle çözdük, siz de yapın diyorlar. Hani ilgimi çekmişti yani. Neden ama mümkün oldu bu? Çünkü oraya gelen insanlar o kurumların inovasyon ve girişimcilik birim çalışanları. Hı-hı. Bazıları deneyimli. Hı-hı. Henüz kurumsal yer çekimine tamamen galip gelmemiş olsa bile farkındalığı olan kişiler. Bazıları hiç farkında değil ama bir şey oluyor, ben bunu kaçırmamalıyım diye orada varlığı. Onun için de öğrenmeye geliyor. Onun için paylaşmak öğrenmenin en temel şeysi ya, kuralı ya. Hı-hı. Yani şey gibi hani WhatsApp'ta şeyini kapatırsan mavi tikini karşı tarafın okuduğunu da görmüyorsun. O da senin okuduğunu görmüyor ya. Evet. Karşılıklı bir şey sonuçta. Ben hep öyleyim. Evet. İlk çıktığı günde evet. Kapattım. Evet. Ama o başka bir şey tabii. Evet. Ama yok haklısın. İlginç bir konu bence. Bu uzun uzun yani bir bölümü %100 hak eden bir konu. O yüzden ayrıca bir bölümde zaten adresleriz. Sunum tarafına geri dönelim. 10-20-30'u bence geleneksel endüstrilerin sunumlarına değinmemiz iyi oldu. Evet. Çünkü hani startup endüstrisi şeyi etkiledi. Startup bir endüstri mi yanlış kullanmış olabilirim bilmiyorum ama startup dünyasının büyümesi oradaki sunumların değişmesine kesin etkili oldu. Özellikle mesela startup sunumları kısa zamanda çok fazla şeyi anlatma veya bir sonraki toplantıyı alma sunumları demiştik ya. Bazen işte C-level'a çıkıyorsun, CEO'ya çıkıyorsun. 20 dakikan var. Ya zaten CEO bir saat dinlemesi yani dinler tabii ki çok önemli konuları ama yeni bir fikir ortaya çıkardığında gerçekten belki 5 dakikada 20 dakikada anlatman gerekiyor. Ve onu efektif anlatman gerekiyor. Gelebilecek sorulara hazır olman gerekiyor. Aynı startup sunumlarındaki gibi. O yüzden özellikle öyle sunumlarda biraz benzediğini görüyorum ben. İlginç oluyor. Bir de bir şey söyleyeceğim şimdi aklıma geldi. Şimdi konuğumuz olacak ya bir tane daha. Evet. Girişimci konuğumuz olacak. Hı-hı. Onun dışında yatırımcı konuk ve işte kurumsal konuklarımız da olacak. Bu girişimci konuğumuzu demin andık biraz ismini söylemeden. Şimdi yine söylemeyelim. O geldiğinde hatırlıyor. Hı-hı. Buraya döner. Yani bugün ya da bu bölümden bahsederiz. Ben ona birini tanıştırmıştım yatırım yapsın diye. Geleneksel bir girişim ama başarılı bir girişimin kurucuları. Kimi kime yatırım yapıyor sen? Şimdi benim tanıştırdığım geleneksel ve başarılı bir girişim parası da var artık. Melek Yatırım ben de yapayım. Hadi okay, bize tamam. Tanıştırsana diyor. Ben de tanıştırıyorum. Bu da gidiyor sunum yapıyor. Diyorlar ki bu yatırımı niçin istiyorsun diyorlar. Bir sonraki yatırımı alabilmek için diyor. Sonra bana dediler, bu nasıl adam ya, ne demek ya bir dolar yatırım almak? Halbuki bu işte bir zihniyet meselesi. Ama haklı bu arada. Haklı, tabii. Bir sonraki yatırım almak için sunum yapıyorsun. Evet. Onun için yani dünyayı değiştireceğim diye sunum yapmanın bir alemi yok ya. Yok yani mantık, yani akıl var mantık var hani bir yerde bir de. Bu konuyu konuşmadık bu arada, ilginç bir konu. Evet. Bugün aslında yatırım tiplerine de yani birazdan gireceğiz. Yatırım tiplerinde konuşmadığımız şeyler vardı. Aynen. Veya değinmediğimiz, kısaca geçtiğimiz şeyler vardı. Benim senden öğrenmek istediğim konular da var. Hı-hı. Hani gerçekten spesifik de iyi ki bu bölümü çekiyoruz. Ben de senden öğreneceğim. Ona değinmeden önce bu doğru bir mantık. Yani eğer yatırımla büyüme kesinliği olan bir iş yapıyorsanız, mesela işte B2C'de kullanıcı odaklı, kullanıcıya sattığınız bir iş yapıyorsanız, reklamla büyümek zorundaysanız, hani bu bir şey değil. Ya sen reklamla büyüyorsun, kötüsün demek değil. İş modeli reklamla büyümeyi gerektiriyor. Bu bir şey, doğru yani. Birim ekonomiyi tutturduysan, yani 100 lira harcayıp 300 lira kazanıyorsan, aynen. Büyü ne olacak? Büyü, aynen. Ama bu
işleyiş yatırıma bağlıysa, ki böyle çok fazla iş var, o zaman senin sürekli yatırım alman gerekiyor. Sürekli yatırım almak için de senin kimlerden yatırım aldığın ve kaç para yatırım aldığın çok önemli hale geliyor. O yüzden aslında senin yatırımın işinin bir parçası oluyor. O yüzden sunumu yapan girişimciyi tebrik ederim. Ama yatırımcı hoşlanmayabilir tabii, normal. İşte yatırımcının da tipi var ya, yani şimdi orada hani onun da eğrisi var. Tabii ki. Mesela belli ki bu geç çoğunluk. Geç çoğunluk. Evet, geç çoğunluk. Evet, geç çoğunluk. Doğru. Ama sen geç çoğunluk olsa fark ederdin diye düşünüyorum. Fark edememişsin. Yok, aslında onlar iki ortaktı. Bir tanesinin yorumu bu, diğeri öyle düşünmüyordu mesela. Hmm, anladım, anladım. Yok ama bu gerçekten bu kafada olmak, yani şöyle, parçaları iyi anlamak çok önemli. Yani işte ben bir hızlandırmaya girsem şu an ne olur? Ben bir hızlandırmaya girmek için erken miyim, geç miyim? Ya da çok mu büyüğüm, çok mu küçüğüm? Ben şu hızlandırmaya girsem benim ne işime yarar? Şu hızlandırmaya girsem ne işime yarar? Ben şu an yatırım açıklasam ne işime yarar, açıklamasam ne işime yarar? Yani o yüzden zaten tekrarlı, yani birkaç kez iş kurmuş girişimciler hep yatırımcıların daha çok ilgisini çekiyor. Çünkü bu mekanikleri çok iyi biliyorlar. Evet. Hele çuvalladıysa çok daha değerli oluyor. Tabii. Çuvalladıysa niye? Başarılı olsa da değerli değil mi? Ben değer vermiyorum. Başarının çoğu şans çünkü. Allah Allah. İlk seferdeki başarıdan bahsediyorum. Ha. İlk girişimde başarılıysa şansa yapmıştır. Ben daha tersini görmedim yani. Evet, evet. Şaşırdım. Ama bak şöyle. Daha önce bunu biraz aç. Bu güzel bir konu. Tabii tabii. Yok, bence kesinlikle şöyle, öyle. Şöyle oturayım biraz. Şöyle. Daha önce mesela diyelim ki tabii burada yaşının da önemi var. Mesela hani diyoruz ya 50 yaşından sonraki şeylerin başarı oranı yüksek diye. Hı hı. 50 yaşına kadar girişim kurmamıştır ama kurduğu girişimin dünyasında her şeyi yapmıştır. Hı. Problemleri biliyordur, hedef kitleyi tanıyordur, o başka, o şans değil. Ben genellikle bizim yakın olduğumuz üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, hatta yeni mezun ve ilk işe girmek yerine girişim yapmaya karar vermiş, startup kurmaya karar vermişlerden bahsediyorum. Orada tabii, orada haklısın. Orada şans. Direkt şans yani, net. Şans çok büyük. Yani orada ne olabilir? İşte yaptığı stajlar etkiler mi, etkilemez. Aynen. Ailesinin iş yaptığı sektör biraz etkileyebilir belki. Etkiler ama o da bir şans. Çünkü o aileden gelmiş olması bir şans onun. Doğru. Hayır, o sektörü biraz daha biliyordur. Resource'lara, kaynaklara ulaşımı biraz daha kolaydır. Ama o da bir sermaye çünkü ailesinin koyduğu doğru, bir sermaye. Doğru, öyle düşünüyor. Doğru. Yo, evet, haklısın. Haklısın. Ve şans eseri, yani sayılardan da anlayabiliyoruz onun. Niye şans? Evet, veya niye gerçek? Şans derken bu olmaz demiyorum. Evet. Ben olur ama ihtimal düşük. Bütün mesele orada zaten. Yani istatistik dediğin şey böyle bir şey yani. Nasıl yorumladığınla ilgili. Yani 50'nin üzerinde başarılı oluyor demek, her 50'nin üzerinde yapan başarılı olacak demek değil. Demin konuştuğumuz koşulları nedeniyle oluyor. Tabii. Öbürü de mesela genç yaşında olmaz demek diye çok örneği var başarılı ama o kadar çok deneyen var ki o başarılı o kadar minicik kalıyor ki yüzdeyle değil bindeyle ölçülüyor. Belki 10.000'deyle ölçülüyor. Onu demek istiyorum. Sen eskiden daha fazla işte yeni mezun, üniversiteli, belki lise, yani lise yatırımın herhalde bir iki tanedir diye tahmin ediyorum. Hatta iki galiba. Nasıl hemen süzdüm. yani o eskiden daha sık yapardın diye hatırlıyorum bu tarz yatırımları. Biraz azalttın bu herhalde bu farkındalık yüzünden. Büyük ölçüde evet. Bende de öyle ama... İnanılmaz genius'lar çıkınca ama işte mesela bu bizim ekip Amerika'ya yerleşenler yani çocuk daha kaçıncı sınıftaydı bir şeyler deniyordu yani. Lise 1'deydi uygulaması yayındaydı yani denedi yani ben onu ilk girişimi demem o ekibe yani. Değil tabii. Ama onlar tabii biraz farklı bir. Kaç onlar? Üçüncü. Üçüncü. O sosyal medya var. Evet. Bir şey daha var. Bir şey daha var herhalde. Sonra bu sağa sürünü yaptılar. Sunum tarafında değinmediğimiz başka bir şey yok aslında. Sunumu bayağı bir şey yaptık, konuştuk. Şunu belki konuşabiliriz. Gelecek, yani bu 10-20-30 kuralına göre o 10 sayfa demiştik ya. 10 sayfa, işte 20 dakika, 30 punto. Sunumun son sayfasından sonra ya, yani sunumu sundun, bitti. Sonra gelebilecek sorulara göre sen aslında arkaya slaytlar koyabilirsin. Evet. Yine istersen 50 tane slayt koy arkaya. Bunu unuttuk, haklısın, iyi hatırlattın. Yedek slayt diyor, yedek görsel diyoruz onlara.
Soru gelirse çıkarıyorsun onları. Hı hı. Aynen. Soru gelirse de aslında sunumumuzun arkasına sunmayacağınız ama soru gelirse çıkaracağınız sayfalar koyabilirsiniz. Reklama gidelim. Reklamdan sonra dönelim ve yatırımcı tiplerinden geçen bölümlerde konuşmadığımız yatırımcı tiplerine tekrar dönelim. Birazdan beraberiz. Kafasından tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En önemli konulardan biri para konuşuyoruz. Para lazım her zamanki gibi. Her zaman para lazım. Değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? O derin bir konu. Niye? Parasız da bir sürü iş yapılıyor. Evet ama bir noktada lazım oluyor. Evet şu anda o noktadayız. Şu anda paranın lazım olduğu bir noktadayız. Aslında geçen bölüm yani Burak konuk oldu. Burak'ın konuk olduğu bölümden önceki bölüm hem yatırım türlerinden hem de yatırımcı türlerinden bahsetmiştik. Ama çok üst seviyeye geçmiştik yani hani bahsetmiştik isimlerinden hangi seviyelerde yatırım yaparlar, ne noktada hangi yatırımcı türüne gitmek lazım, gidip de yeni fikrim varken VC'ye gitmek mantıklı mı gibi gibi şeyler konuşmuştuk aslında. Ama orada atladığımız bazı konular vardı. Atlamadık da derinlemesine konuşmadık diyelim. Evet, biraz bu bölümde, bu kısımda da biraz derinlemesine girelim. Önce istersen önce sevdiğimizden başlayalım. Temelden başlayalım önce. Şöyle, şimdi en iyi yatırımcı müşteriydi biliyorsun. Evet. Ön ödeme alarak satma hani önermiştik. Sonra aile, arkadaşlar, hayranlar demiştik. Hı hı. 3F yani, friends, family and fans. Sonra melek yatırımcılar demiştik. O melek iyi olanlar demiştik. Sonra melek yatırımcı ağalarıyla beraber tabii. Yani bir melek yatırımcı daha çok kendi parasını ve küçük miktarlarda girdiği için tek başına yetmiyordu. Onun için birileriyle birlikte girmesi gerekiyordu. O da ağaları getiriyordu. Sonra bir fonlar girdi devreye. VC dedik en çok konuşulan, herkesin böyle çok parası olan insanlar zannetti. VC'ler girmişti. VC'lerin çok parası yoktu aslında. Niye? Çünkü VC'ler aslında iki temel insan grubundan oluşuyordu. Bir, parayı verenler, yani VC'nin yatırımcısı olan limited partner dediğimiz LP'ler. Bir de onları yöneten, kararları veren, yatırımları yapan general partner'lar ya da yönetici ortaklar vardı. Yönetici ortaklar ufak para koyuyordu. Sınırlı ortaklar büyük para koyuyordu ama çok önemli bir özellik, paranın çoğuna sahip olduğu halde kararda etkisi sıfırdı bunların. Yani limited partner ismi üstünde sınırlı ortak. Hı hı. Karışmıyor, sadece parayı veriyor. Parayı verin derken de verirken direkt vermiyor, gerektikçe, çağırdıkça sen. Komit ediyor, evet, diyor ki, ben 3 senede, 4 senede alıyorlar. Neyse, kaç seneyse senin bir ufkun var orada. Genellikle 5 artı 5 yıl gibi olan bir ufuk. Onların çıkış, konuşmuştuk bunların hepsini. Hı. Çıkış ufku 8 yıl civarı falan. Hı hı. İşte melek yatırımcılar daha önce ikinci pazarda şeye satmak istiyor, seviyor. Türkiye'de çok az oluyor bu ama var ufak tefek örnekleri. Demiştik ve orada kalmıştık. Bunları ayrıntılı konuştuk. Yani. Hı hı. Çok hızlı özetledik burada. Bunların alternatifleri mesela kitle fonlama demiştik. Bir, hı hı. Private equity dediğimiz VC'lerin abileri, büyükleri, babaları vardı. Onlar, çünkü VC'lerin özelliği neydi? %20 civarında hisse alıp para veriyordu ve yönetimine... Girmiyor, genelde girmiyordu. Genelde girmiyordu ama gözleme hakkını falan istiyordu. Bazen yönetim kuruluna giriyordu falan. Bu PE'ler ya da büyük abiler daha büyük paralarla, yani yazdıkları çekler daha büyük ama aldıkları hisse de daha büyük. Büyük olasılıkla kontrolü alıyorlar. Aynen öyle. Yani %51'den itibaren yukarıya doğru alıyor. %100'ünü almıyor tabii. O artık çıkış oluyor, exit oluyor. Hı hı. Niye alıyor? Çünkü
Onlar da yine aynı yapıda. Onların da sınırlı partnerleri var ama daha büyük abiler onlar. Daha büyük paralar yani veriyorlar. Yani abiler büyüyor zaten abiler sürekli. Büyüyor. Abiler büyüyor. Dolayısıyla onlar daha büyük çekleri, ya daha orada ileri büyük aşamada... Büyük abiler derken hakikaten devlet fonları, tabii, işte emeklilik fonları, onları, işte daha büyük... Aile şeyleri, ofisleri paraları, falan aynen. Onlar var işin içinde. Ya da çok zengin bireyler var gibi. Onlar, onların sınırlı ortakları oluyor. Onların yöneticileri de yine VC'lerin yöneticisi gibi. Kendine oranla, onlara oranla küçük ama kendisi... Bİ'de de var. Koyuyorlar para. Koyuyorlar tabii. Tamam. Koymadığı VC'de de var koymayan. Var. Var ama tabii sınırlı. Racon değil mi o? Racon öyle. Öyle olması, yani çalışması için öyle. Elini taşın altına koymak var ya, olması lazım. Çünkü orada, o da ayrı başlı başına bir konu ya, neyse girmeyeceğim şimdi ona. Boş ver. Merak ettim ama. Ha? Dedikodu içerdiğini düşünüyorum. Dedikodu, ayrıca dedikodusunu yaparız. Şimdi sınırlı zamanımız var. Şimdi anlatacağımız önemli konular var. Dedikodudan kaçtı. Ömer abi dedikodudan evet, nasıl kaçtı? Kaçtı televizyon kameralarının önünde. evet, onlar büyük ve ne yapmak istiyor? Belli bir zaman içinde satıp çıkmak istiyor. Satıp çıkmasının nedeni de kendi sınırlı yatırımcısına, sınırlı partner, ortak dediği yatırımcıya belli bir geri dönüş sağlamak için istiyor bunu. Orada ama da 7-10 seneydi galiba. Yine orada da aynı, değişmiyor diye. Aynı. Fark ettim. Çok örneği var bunun. Ve daha çok geleneksel sektörlere yatırım yapıyorlar bunlar. Şimdilerde Türkiye'deki PE'ler başladı bizim sektörlere girmeye. oyuna bile yatırım yapıyorlar. Tabii. Ve azınlık yatırım bile yapmaya başladılar. Orada neden o strateji değiştirme geldi? Şöyle, onların bu sınırlı ortakları VC'lere yatırım yapmaya başladı. Ve dediler ki onlara, ya dediler bak buradan biz şunu geri aldık, siz niye bunu yapmıyorsunuz diye. Müşteri kaybetmemek için yani aslında. Evet. Peki şey de o zaman aynı, VC'lerin daha küçük ticket'lara girmesindeki aynı sebep de aynı. Aynen, tamam. Çünkü atıyorum LP melek yatırım yapmaya başladı, buradan bu geldi dedi. Aynısı o zaman. Evet, aynı. Okay. Fark yok. İyi, aslında gittikçe bu segmentasyon netliğini kaybediyor. Devam ediyor segmentasyon. Yani sınırlar netliğini kaybediyor artık. Buradan sonrası demiyor. Hem yani iyi bir şey hem kötü bir şey yani. Kötü demeyeyim yani de. Büyüdüğü zaman iyi olacak olan bir şey. Şu anda kötü olduğu noktalar var çok maalesef. Ya kafa karışıklığı yaratması dışında. Kafa karışıklığı yaratıyor. Zaten o ekip o dünyayı tanımıyor. Doğru. En büyük problem. Dil problemi yani. En büyük problem o. Yani o kafayla bakıyor sürekli, anladın mı? Yani bir PE eğer o sektörü bilmiyor, oyun sektörünü bilmiyorsa, oradaki dinamikleri bilmiyorsa, o ekibin nasıl... Ya çünkü nedir? Bir önce işte bir kozmetik firma, 200 şubeli kozmetik firmasına yatırım yapmış. Ya da bir kargo firması. Kargo, otobüs firmasına yatırım yapmış. Sonra 4 kişilik oyun şirketine yatırım yapıyor. Yani olmuyor. Şey şaşıyor. İşte onlar da ne yapıyor? O içeriye aldıkları partnerlara, general partner, bir de venture partner diye bir kavram var. O da para koymuyor ama getirdiği deal'lardan pay alıyor kazandığı zaman. Orada öyle bir, nasıl derler, çeşitlenme var ama insan bazlı tamamen. Yani kurumun yapısı değişmiyor. Tabii. Kurallar aynı. Peki PE'yi biraz derinleşmiş olduk. PE'ye aslında gitmeye daha var ama sektör değişiyor. O yüzden ilgisi olmaya başladı farklı PE'lerin. Türkiye'de bence eğer bir girişim VC'lerle konuşuyorsa ve de potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorsa PE'ye de gitsin. Güzel bir tavsiye oldu. İlginç de buluyorum. Çünkü VC'lerde de şey var, niye PE'ye gittin sorusu var. Yani görüyorum ben, niye PE ile konuşuyorsun ki falan gibi, böyle bundan, bir şaşırma var. Ve biraz olumsuz yönde bir şaşırma aslında. Gerek var mı şu seviyede falan gibi. Ama tabii bir sonraki tur, yani daha demin konuştuk ya. Dünya değişiyor. Bir de bir sonraki turu almak için diye konuştuk ya, evet, reklamdan önce. Aslında bu da onunla alakalı. Evet. PE'yi daha büyük abileri tanıyor. Bir sonraki turu için ilginç kapılar açabilir gerçekten. Tabii. Eğer... Yani sosyal sermayesi güçlü bir şey yapıyor. Peki ilginç soru, PE'den bir soru daha sorayım sana. Yeni nesil kafalı private equity nasıl olur? Aslında birazcık başladı. Dünyada da başladı, Türkiye'de de başladı. Şöyle, oraya daha o nesilden, o nesil derken yaşça o nesil olması gerekmiyor. Mesela kendi bir çıkış yapmış, yeni nesil bir girişimi, exit'ini yapmış, şeyini de doldurmuş süresini, parasını da almış. Onu alıyor mesela içeriye. O
o dünyadan geliyor ya. Venture partner olarak mı yok? Hayır, general partner olarak. Var, örnekleri var. İlginç. Türkiye'de bile var. Onlar zaten o dünyayı bildiği için, tamam mı? Ve bildik derken yaşayarak geldiği için diyelim. Bilmek başka bir şey, yaşamış olmak, denemiş olmak başka bir şey. Deneyerek geldiği için yeni nesilleşme başlıyor orada. Anladım. Biraz compartmental yapılar onlar. Yani yine mesela DD'ye gittiği zaman yine şey... Compartmental ve DD dedin aynı cümlede. Evet, DD şey... DD Due Diligence değerlendirme evet. Süreci. Compartmental de departman, yani kurumsal yapı demek. Yani mesela işte avukatlık ya da işte ne bileyim ben finansal şeylerde yine aynı kafalar geliyor ya. EBITDA diyor bilmem ne. Tabii, tabii. Halbuki EBITDA'ya bakmaması lazım o aşamada. O aşamada bakmaması lazım. Sonra bakabilir. Doğru söylüyorsun. Güzel. Yani aslında yine dil problemini çözen kişilerle alakalı diye bir yorum yapmış oldun. Hem dil hem de yaşamışlık. Deneyim. Dilin ötesi. Dil ve deneyim. Evet. Dil. Ha, DD. Dil ve deneyim güzel. DD. DD'si. Evet. Güzel. Yine bir şeyler yumurtladık. Severiz. Peki, süreçten devam ettin aslında. Melek'ten başladın, PE'ye kadar gittin. Alternatif olarak da kitle fonlamayı söyledin. Şimdi kitle fonlamaya girmeden istiyorsan, hazır VCP'yi konuşmuşken, girişim sermayesi yatırım fonu konuşalım. Bana bir anlat. Evet. Bana bir anlat şu girişim mekaniği. Girişim sermayesi yatırım fonu. Başta anlıyordum, sonra karıştı yine işler. Çok basit aslında. VC. Türk SPK onaylı VC. Tabi, evet, tabi VC. İşte böyle olunca anlamıyorum çünkü saçma sapan yerlerde biz GSF kurduk orada onunla çözeceğiz onu falanlar gelmeye başlıyor bana. Hani SPV gibi davranan VC'ler. SPV farklı. Biliyorum SPV, farklı. He. Ama Türkiye'de yok ya. Yok evet. Türkiye'de olmadığı için GSF'yi sanki bir SPV aracı gibi kullanan durumlarla karşılaşıyorum. Karşılaşıyor musun sen de? Evet ama SPV'den farkı şöyle, çok önemli farkı şey gibi. Yani sonuçta bir girişim sermayesi yatırım fonu bir portföy yönetim şirketi tarafından kurulması gereken, portföy yönetim şirketi yine SPK'nın tanımladığı bir şey. Kategori, mevzuatı var. Senin PYŞ olman için var falan. Lisansı var. PYŞ olman için şunu yapman lazım. İşte şu sertifikası olan şu adamı bulundurman lazım. SPK 3 bilmem ne falan diye bir sürü şey var. Yani bunlar aslında hepsinde var, şeyde de var. Girişim sermayesi yatırım ortaklığında var. Kitle fonlama şirketlerinde var. Yani SPK Gov.tr'ye git zaten hepsi tanımlı orada. İşte bunların izahnameleri var. Tabii. Tamam, ihraç belgeleri var. Uyum ekiplerinin çalıştığı işler. İzahnamede neyi nasıl yapacağını anlatıyor. İhraç belgesinde de neyi kaça sattığını dokümante ediyor. Ne satıyor? Hisse satıyor aslında. Fonun hisselerini satıyor. Bir anonim şirket değil bu. Tamam. Ve en önemli özelliği vergiyle olan ilişkisi daha esnek. Yani bir anonim şirkette nedir? 2 yıl tutman lazım hisseyi. 2 yıl sattığında gelir vergisi ödeme. Burada o kural kalkıyor. Ama burada da bir şey mekanizması çalışıyor. Aynen bir çek büyüklüğü. Sen diyorsun ki bu fona girmek için minimum 50 bin lira yatırım yapman lazım. Herhangi bir kurum ya da kişi buraya yatırım yapabiliyor. O hisseyi alıyor. Dolayısıyla bunun 3 tarafı var. Aynen VC'de olduğu gibi. Bir, LP'leri var. Ama LP'ler illa çok parası olan insanlar değil bu durumda. Sen ben de LP olabiliriz orada. 50 bin lirayı koyup oradan hisse alabiliriz. İki, bu paranın toplandığı durumda yatırım yapılacak hedef şeyler var, girişimler var. İşte SPK çerçevesinde yani yurt dışına yapacağı para. Diyelim 100 milyonluk bir TL'lik bir GSFN var. Bunun en çok 10 milyonunu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapabilirsin. Ya da şimdi yeni bir şey getirdiler. Yatırım yaptığın şirketin yurt dışında da olsa, Türkiye'de sahip olduğu, %100 sahip olduğu bir şirket varsa ve bütün toplam varlıklarının %80'i Türkiye'deki şirketteyse yine yatırım yapabiliyorsun. O %10'a girmiyor. Girmiyor, ayrıca yapabiliyorsun. Güzel. Gibi. Bunlar işte esneklik sağlayan, daha önce daha sert katı olan girişim sermayesi yatırım fonunun mevzuatının şu andaki hali. Şimdi bunu daha sonra şeye bağlayacağım, kitle fonlamaya, onun için önce bunu anlatayım istedim şeyden gelen bir şekilde. Bir de tabii üçüncü tarafı var bunun, o da yöneticileri, fon yöneticileri. Buradaki fon yöneticileri de şeye benziyor birazcık, diğer bu TEFAS'taki Takas Bank Elektronik Fon Alım Satım
merkezindeki yöneticiler gibi. Orada da biliyorsun. Diyor ki işte ben şu kadarı hisse, bu kadarı fon, bu kadarı likit, bu kadarı filanca yurt dışı hisse, yurt içi hisse falan gibi şeyleri portföyümü alırım. Bunu alır satar yönetirim diyor işte. Bir hisseyi satar, yerine başkasını koyarım. Dolayısıyla sen o dünyayı yakından takip etmen gerekmez. Ben senin yerine yönetirim diyor. Ve yönetim ücreti alıyor orada işte. %1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4. O daha esnek. Şeyde %2 biliyorsun. Aynen. Hisselerde. Bu da daha esnek. Tamamen o fonun şeyine bağlı. GSF özelinde de yine esneklik var tabii. Yönetim ücretlerinde ve oranlarında ve carry dediğimiz çıkış durumundaki performans, ona da performans başarım şeyi diyoruz, payı diyoruz. Hı hı. Yani bir yönetim payı var, bir başarım payı var. Hı hı. Genellikle %2'nin biraz altında üstünde yönetim şeyi. Yıllık. Ve genellikle de bunun çoğunu PYŞ dediğimiz portföy yönetim şirketi alıyor. Hı hı. Tamam mı? Öyle mi? Evet. Çoğunu onlar alıyor. Çünkü onlar SPK'ya karşı bir onaylanmasından, iki yönetiminden raporlanmasından sonra. O zaman GSF'nin çalışanları veya yöneticileri diğer şirketin çalışanı olmak zorunda oluyor. Zorunda demeyeyim ama şart genellikle değil. Öyle işte orada oluyor. Da şey var, investment committee yani yatırım komitesi var. İşte uyum şu bu falan gibi şeyler. İşte onların kuralları daha, yani şundan dolayı seviyorum ben onu. Evet çok bürokrasi var, orasını sevmiyorum ama tanımlı olması ve fair olması. Yani arka taraftan dolanıp bir şey yapman zor. Yine yaparsın belki ama çok daha gerek zor. Gerek yok. Gerek yok. Temiz yani, anladın mı? Hem oraya para koyan LP için, senin benim için temiz. Çünkü sen ben de oraya LP olabiliriz. Öbür tarafta biliyorsun işte 100 bin euro, 200 bin euro, 500 bin, milyon gibi paralar var. Halbuki bir melek yatırımcı için GSF'ye yatırım yapmak çok mantıklı bir şey. Çünkü tek tek uğraşmak yerine toplu yapıyor. Şimdi kitle fonlamaya buradan bağlayalım. İstiyorsan devam ederiz oradan. Kitle fonlama da işin artık iyice halka inmiş hali. 1 lirayla bile yatırıyor. Demokratikleşmiş hali. Demokratikleşmek biraz iddialı bu aşamada ama demokratikleşmek herkes yatırım potansiyeli var. E-devletle login olabildiği. Teknik olarak öyle. Evet, tabii. Ama realite başka, öyle değil. Tabii. Ama demokratikleşme ortamında evet, başladık. Evet, fırsat diye. Vermek adına. Tabii. Yani nasıl GSYF melek yatırımcıya fırsat sağlıyorsa, kitle fonlama da halka yatırım imkanı sağlıyor. Ve yani bence işte kriptoya yatırım yapmaktan daha iyi kesinlikle. Bir kere dediğin gibi arkada regüle, SPK var, TEFAŞ var, Takasbank var. Yani kitle fonlama platformlarının yine SPK'dan lisansı var. Hani size bir girişimi sunan bir platform yine devletten lisans almak zorunda. Almak zorunda tabii. O yüzden hani biraz daha dediğin gibi güvenli bir ortam sağladığını düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim kitle fonlama platformlarına. Bunların modeli diğerlerinin hiçbirine benzemiyor. Bu dünyada da 2017'de falan başlamış bir şey. Aslında çok yeni. Bir şey aslında. Çok yeni. Türkiye'de de yani 2019'da şeyi çıktı bunun. Çok geç kalmamışız aslında. Yok, bayağı hızlı adapte oldu Türkiye ona ve bence hızlı da büyümeye devam ediyor. Potansiyelini gösteriyor şu anda. 8 tane platform var, lisans almış. 7 tanesi en az 1 tane kampanya açtı şu ana kadar. Bu kampanya aslında biraz kampanyanın ne olduğunu söyleyelim. Nasıl işte herhangi bir aracı kurumdan veya bankadan bir hisse alabiliyorsanız, halka açık bir şirketten hisse alabiliyorsanız, bu da aslında özel şirketlerden hisse almanızı yarayan bir mekanizma diye ben kolayca. Ama hisse almıyorsun burada, şöyle, o da olacak. Yani hisse alışverişi de olabilecek. Burada ilk yatırımı yapıyorsun. Yani hisse alıyorsun ama sana hisse senin için basılıp sana veriliyor, öyle diyeyim. Daha basılmış bir hisseyi almıyorsun, evet. Hisse senin için basılıyor. Teknik olarak o da mümkün. Çünkü burada üçlü bir yapı var. Bir tanesi Merkezi Kayıt Kurumu, bir tanesi SPK, öbürü de Takasbank. Dolayısıyla platform bu üçünle etkileşimde. Lisansı da bu üçünün kuralları çerçevesinde alıyor. Yani SPK diyor ki evet sen yatırımcı olabilir, platform olabilirsin. Topladığın parayı şeye verebilirsin diyor. Yani girişime verebilirsin diyor. Ve buradan komisyon alabilirsin diyor. Zaten bunların iş modeli de komisyon. Topladığı paradan işte %5-10 arasında bir komisyon alıyor şeye göre. Duruma, yerine, potansiyeline falan filan göre. Buradaki kritik olan nokta şu. Şirket olman gerekmiyor buraya başvurmak için.
İlginç. En güzel taraflarından bu, en beğendiğim tarafı. Başvurmak dediğin girişimci platforma, olarak. Evet, girişimci olarak. Hatta parayı toplamak için bile şirkete olmana gerek yok. Ama parayı topladığında alabilmek için şirketi kurman lazım. Ha, o kadar aslında denemeye, yanılmaya açık bir ortam. Evet, evet. Şirket kurmana bile gerek yok. Tam benlik. Tam çok gerçekten benlik. Zaten tam senlik olduğunu bir 27 haftadır görüyoruz. Biz ayrıca buradan da duyurusunu şimdiden yapayım. Yeni Nesil Kafası'nın sosyal medya platformlarında özellikle kitle fonlamayla alakalı çokça yayın gerçekleştiriyoruz, çokça içerik üretiyoruz. Bizi özellikle YouTube'dan, LinkedIn'den, Instagram'dan, Twitter'dan, Twitch'ten, TikTok'tan, hani şu an aşağıda yazan yazmayan bildiğiniz bütün platformlarda varızdır muhtemelen. Buralardan takip edebilirsiniz ve kitle fonlamayla alakalı yeni kampanyaları görebilirsiniz. Burada da amacımız aslında biraz önce bahsedilen bu lisanslı platformların iş modeli olan komisyon alma konusundan bağımsız, evet, bu kampanyaları değerlendiren bir mekanizma olmaya çalışmak. O yüzden de kampanyaları çağırıp dinledikten sonra özgür bir biçimde değerlendirme yapabiliyoruz. Kimseye bağlı olmadan. Bazılarına yatırım da yapıyoruz, bazılarına yapmıyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın, evet, diyeyim ve kitle fonlamanın ne kadar senlik olduğunu konuşmaya devam edelim. Devam edelim. Şimdi biz pazartesi akşam bizi izliyorlar ya, dün akşam 9'da izleselerdi YouTube'da ya da LinkedIn'de ne göreceklerdi? Yeni bir kampanyanın tanıtımını ve arkasından dedikodusunu. Aynen. Dedikodu yapıyoruz. Yani dinliyoruz, anlattırıyoruz kendilerini. Zaten platform bu imkanı sağlıyor onları ama biz onlardan bağımsız, daha böyle dış göz olarak, yatırımcı olarak, hı hı, yani çoğuna yatırım yapmış olan kişiler olarak, dış göz olarak onları tanıtıp arkalarından da dedikodu yapıyoruz. Onları yolluyoruz. Sonra diyoruz ki yok ya, bu iş olmaz. Bu iş olmaz diyoruz. Demin, ya da hiç demedik daha şimdiye kadar ama çaktırdık. Daha o kadar kendimize güvenmiyoruz. Evet. Hani olmaz bu iş falan. Sonra bir gün sonra bir anda 10 milyon TL topladı falan diye çıkabilirler. Olabilir. Onu biraz daha belki ilerleyen zaman. Biraz daha gelsin bir kendimize güvenimiz. Tam benlik oluşuna geri dönelim. Tam benlik oluşu sadece ben değil, beni sembolize eden melek yatırımcılar için aslında. Hı hı. Ben melek yatırımcılara diyorum ki, hep bana işte tanıştırıyorlar. İşte filanca bizim üst düzey yöneticimiz işte emekli olacak, sonra bu işlere bakmak istiyor falan diye. Eskiden başka hikayeler anlatıyordum. Yani kendi deneyimimi anlatıyordum, hikaye dediğimde gerçek deneyimler anlatıyordum. Şimdi diyorum ki sen direkt yatırım yap. Bak, gir şunlara. Hiçbirini tavsiye etmiyorum. Çünkü bence platform önemli değil, oradaki girişim önemli. Doğru. Tamam mı? Gir oraya bak, beğendiğine yatırım yap. 100 lira yap, 1000 lira yap, neyse bütçe. Tamam. Bugün 1000 lira bir sene önce çok paraydı, bugün kolay harcayın. Kime göre, neye göre ama evet, ilginç bir para. Evet, evet. Evet. Ama 1 lira bile yapabilirsin. Yani. Yok, tabii evet, 1 lira yapmanın bir anlamı yok. Çünkü takip etmek. Takip etmezsin 1 liralık yatırımı ama 1000 lira yaparsan takip edersin. Doğru. Anladın mı? Peki, çok az vaktimiz kaldı. Kitle fonlamayla alakalı belki bir konukla zaten daha uzun uzun, evet, konuşuruz. Yaparız. Ama bir girişimci için melek yatırım VC seçeneği veya kitle fonlama seçeneği ne zaman bu seçimi yapmalı? İşte mesela demin bunun bir cevabını verdik. Fikir aşamasındaysa direkt oraya gitsin. Hı hı. Fikir aşamasında denemek için aslında. Ama orada platformlar işte fizibilite soruyor, ne kadar para kazanacaksın, nasıl kazanacaksın. Yani fikir aşamasında bilmediğin soruların cevabını da işte, ama şey, yatırımcı işte bilmek hayal, isteyecek. Hani diyoruz ya, hayal. Hayal satmak. Hayal satmak, hayal satıyorsun. Yani şey gibi düşün, yani bizim normal sürece çok denk geliyor aslında. Hı hı. Kimin hangi problemini çözüyorsundan başlıyorsun. Hı hı. Bir miktar, hani şirket kurmamak önemli parametre. Çünkü şirket kurmak başlı başına bir iş. Hı hı. Belli bir sermaye, önemli şirket olduğu için belli bir sermayeyi bloke etmen lazım bir süre. O bile oraya koyacağına git, mesela reklam denemesi yap. Hı. Ya da bir aracı deneme. Tabii. Olsun. Çok daha akıllıca bence yani. Güzel ya, fikir aşamasında çünkü şu anda kitle fonlama platformlarına böyle akademik çevreden, geleneksel çevreden, hani geleneksel bir iş yapıyor. Şunu da internet kanalıyla, teknoloji kanalıyla deneyelim diyenler. Hepsi var. Hepsi de olsun, tarım var. İlginç şeyler var. Üretim, evet, var. Ama fikir aşamasında çok görmüyorum. Yok, var. Fikir aşamasında ama hep bir atıyorum, zaten şirketi benzer bir şey yapıyor. Evet. Şöyle de bir şey mi yapsak deyip o fikirle kitle fonlamasına gelenler çok, evet, var. Ama sıfırdan da var. Yani tamam, azınlıkta kabul. Evet, azınlıkta ama var. Yani burada onlar oraya gitsin diyoruz ama
Yani bu bir fırsat da onun için onu söylüyorum. Yani artı daha ileride bu ikinci el pazarı olacak bu işin. Yani şu anda teknik olarak mümkün. Ben sana yatırım yaptığım bir şirketin hissesini satabilirim MKK'dan. Biz aramızda anlaşıp MKK'ya Takas Bank'a parayı yollayıp oradan sen hisseyi alıp parayı Birman'la yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ileride de bu bir platforma dönüşecek. Borsa gibi başta olmayacak. Yine listeleme bazında çalışacak. Ki bu da yine melek yatırımcıların en büyük problemlerinden biri. Giriyorsun, çıkamıyorsun. Halbuki burada çıkabilirsin. Aynen GSYF'de olduğu gibi. Doğru. GSYF'de buraya bağlayalım bitsin o konuda. Kısaca hızlıca bağlayalım. Tabii GSYF'de şeylere yatırım yapabiliyor, kitle fonlamaları. Hatta platformların GSYF'leri de oluşmaya başladı. Var. Onlar lider yatırımcı gibi konumlanıyor. Dolayısıyla başkaları da diyor ki ha bu yatırım yaptıysa ben de yaparım. Bir sosyal ispat oluyor yani. Doğru. Kitle fonlamaya da değinmiş olduk aslında. İyi oldu. Private equity'ye değinmiş olduk. GSYF'leri çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Benim için de, izleyenlerimiz için de bence önemli bir ders oldu. Detaylarına tabii konuklarımız geldikçe bu konulara girmeye daha da devam ederiz. Biz bu Yeni Nesil Kafası programlarında aslında 3 şey yapıyoruz. Bir girişimcinin yolculuğunu konuşmaya çalışıyoruz. Fikir aşamasından şu an yatırım aşamasına kadar geldik. İşte 12, 13, 14 bölümde exit'e doğru gideceğiz. Bu aldığınız yatırımı nasıl kullanırsınız? Bunlardan bahsedeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Konuklarımız gelmeye başladı yavaş yavaş. Bu yolculuğu yaşayan kişiler bu yolculuğu anlatmaya başladı. Bir yandan da daha sonra artık konu bazlı bu 14-15 yayındır konuştuğumuz bazı konuların, bazı sektörlerin, endüstrilerin detayına indiğimiz bölümler yapacağız. Bize sorularınızı her platformdan ulaştırabilirsiniz. Bu sorulara da cevap vermek istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim platformlardan da bizi takip etmeyi, diğer konularda girişim ekosisteminden haberdar kalmayı unutmayın. Tekrar teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar, iyi günler dileriz.